dilimize hoş geldiniz. Konumuz Türkçesini kullanalım. Yabancı dillerden dilimize girmiş birçok kelime var ve bizler bunları günlük hayatımızda çok sık kullanıyoruz. Onun yerine Türkçesini kullanmaya özen göstermeliyiz. Yabancı kelimeleri buraya yazdım ve Türkçe karşılıkları eşleştirme yapacağız. Anons kelimesinin Türkçesi ne olabilir çocuklar? Harikasınız, duyuru demek. E-mail kelimesinin Türkçesi e-posta. Full kelimesinin Türkçesi tam demek, dolu demek. Stil kelimesinin Türkçesi tarz kelimesi. Okey çok kullanırız değil mi? Birisi bir şey sorduğu zaman okey deriz. Tamam anlamına geliyor ve Türkçesini kullanmalıyız. Buna dikkat edelim. Online kelimesinin Türkçesi çevrim içi demek. Link kelimesinin Türkçesi bağlantı demek. Genelde işte kanalın linkini paylaştım gibi cümlelerde kullanırız bunu. Bay bay. Okul çıkışında öğretmenlerimize bay bay demiyoruz artık çocuklar. Ne diyoruz onun yerine? Güle güle öğretmenim diyoruz. Star. Ülkemizin starı, Türkiye'nin starı. Çok kullanılır bu kelime. Onun yerine yıldız diyebiliriz. Part time iş arıyoruz deriz değil mi? Yani yarı zamanlı iş aramak. Mouse kelimesi de fare demek. Atölye kelimesinin Türkçe karşılığı işlik demek. Boneyi çok kullanırız. Aşçılar bone taktı deriz. Bonenin Türkçe karşılığı başlık demek. Chat, sohbet demek. Günlük hayatımızda kullandığımız cümlelerde Türkçe kelimeler kullanmaya özen gösterelim çocuklar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.